Hoş geldiniz. Bugün sizlerle trafik ve çevre bilgisinden trafik ışıkları konusunu tekrar ele alacağız ve sınavlarda çıkacak 2020 elektronik sınavlarda çıkacak soruları çözeceğiz arkadaşlar. Sınava girecek arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Işıkların anlamlarını öncelikle görelim, sonra sorulara geçelim arkadaşlar. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışığın anlamı nedir? Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir. Bakın, yeşil ışıktan sonra sarı ışık yanarsa yol trafiğe kapanır. Kırmızı ışık ile birlikte sarı ışık yanarsa, şekilde de gördüğünüz gibi, yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bize bildirir. Beklemekte olan sürücülerin kalkışa hazırlıklı olmaları gerekir. Her ikisi de çok önemlidir. Özellikle yazılı sınavına giren arkadaşlar buna dikkat etmesinde fayda var arkadaşlar. Evet, diğer bir ışığımızın anlamı, faslalı yanıp sönen kırmızı ışık hangi anlamdadır? Faslalı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta önce durulur. Yolun trafiğe açık olup olmadığı kontrol edildikten sonra dikkatli bir şekilde geçilir. Yani önce duruyoruz. Karşımızdaki araçlar varsa karşımızdaki araçlara yol veriyoruz ve sonra dikkatli bir şekilde geçiyoruz. Faslalı yanıp sönen kırmızı ışık dur levhasıyla aynı anlamdadır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Faslalı olarak yanıp sönen sarı ışık uyarı anlamındadır. Bu yer yavaş ve dikkatli olarak geçirmesini bildirir bize. Ve yol ver levhasıyla aynı anlamdadır. Evet, yol ver levhasıyla aynı anlamdadır. Sorulara başlayalım. Birinci sorumuz. Kavşağa yaklaşan bir sürücü trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Gördüğünüz gibi, evet. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır? Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta öncelikle durmak gerekiyor. Baktığımız zaman hangi şıklarımızda durma var? A ve D seçeneğinde var. Durmalı. İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır. A seçeneğinde ilk geçiş hakkını karşısındaki araca yön vermesi gerekiyor. Dikkat ederseniz Denizli seçeneğindeki doğru. İkinci sorumuz. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır? Aralıklı yanıp sönen sarı ışık yol ver levhasıyla aynı anlamdadır. Gördüğünüz gibi B seçeneği de doğru verilmiş. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık dur levhasıyla aynı anlamdadır. A seçeneğinde verilen. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda ışıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir? Kapanmak üzere olduğunu bildirir. Bakın, az önce açıklamıştık. Dikkat ederseniz aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta değil, aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta değil, yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta yol trafiğe kapanır. Bize kapanmak üzere olduğunu bildiriyor. Ben daha önceki konuları anlatırken formül vermiştim arkadaşlar. Kırmızı artı, bakın, sarı eşittir yeşil demiştik. Yani kırmızıdan sonra sarı ışık yanarsa yol trafiğe açılır. Yeşil artı
Sarı eşittir kırmızı. Yani yeşilden sonra sarı ışık yanarsa yol trafiğe kapanır. Evet, gördüğünüz gibi. Bize sorulan soru yeşilden sonra yanan sarı ışıkta yol trafiğe kapanır. Evet, Ceyhan'da doğru verilmiş. Diğer sorumuz, aralıkla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisiyle aynı anlamdadır? Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık dur levhasıyla aynı anlamdaydı. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık yol ver levhasıyla aynı anlamdadır. Taşıt giremez. Bakın. Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı. Trafik işaretimizin anlamı. Beşinci sorumuz. Yukarıda verilenler ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir? İkaz mahiyetinde olup yanı sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu bildirir, gösterir. Bu ışık yandığında emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır. Aksi halde yaya geçidi işgal edilmeden durulur. Dikkat ederseniz burada bize sarı ışığın anlamını sormuş. Sarı ışık hangi seçeneğimizde var? A seçeneğimizde var. Cevabımız Adana. Yeşil ışıktan sonra sarı ışık yanarsa yol trafiğe kapanır. Kırmızı ışıktan sonra sarı ışık yanarsa yol trafiğe açılır. Diğer bir sorumuz, altıncı sorumuz. Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır? Dikkat ettiğiniz gibi araca kırmızı ışık yanmakta. Bize sorulan soru aracın yoluna devam etmesi için. Yoluna devam etmesi için arkadaşlar yeşile dönmesi gerekiyor. Yoluna devam etmesi için yeşile dönmesi gerekiyor. Doğru seçeneğimiz Bursa'da verilmiş. Yedinci sorumuz güzel bir soru. Şekildeki kavşakta ileriye yeşil ışık. Bakın ileriye yeşil ışık, sola kırmızı ışık, yani bir numaraya kırmızı, sağ yeşil oklu ışık yanmaktadır. Evet, yine sağda yeşil yanmakta diyor. Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir? Dikkat ederseniz yeşil yananlar yollarına devam edebilir. Burada hangileriydi? 2 ile 3. Evet. Bu tip sorular arkadaşlar mutlaka kırmızı ve yeşil koyalım. 2 ile 3 hangi seçeneğimizde? Denizli seçeneğimizde. Evet. YouTube Nedim Şeker Akademi sizin kanalınız arkadaşlar. Emeğe saygı bakımından mutlaka abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Soru çözmeye devam ediyoruz. 8. sorumuz. Aksine bir durum yoksa şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır? Evet. Yeşil ışığın yandığını gören sürücü A seçeneğinde bakalım. Durmadan dikkatli geçmelidir. Evet. Durmadan dikkatli geçmelidir. Cevabımız Adana. Diğer seçenekleri okumamıza gerek yok. Evet, 9. sorumuza bakıyoruz. 9. sorumuz. Gördüğünüz gibi trafik ışıkları yanında bir de ışıklı ok varsa ok yönündeki dönüşler ne zaman yapılmalıdır? Işıklı ok yeşil yandığında, ışıklı ok söndüğünde, ana lamba yeşil yandığında, ışıklı ok kırmızı yandığında tabii ki ışıklı ok yeşil yandığında
geçmemiz gerekiyor. Cevabımız Adana. Evet, diğer sorumuza geldik. Diğer sorumuz 10. soru. Bu sorumuza dikkat edelim. Sınavlarda sık sık geliyor. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Evet, kırmızı, yeşil oklu ışık yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? Düz gidebileceklerini, hayır, kırmızı yanıyor. Sadece sola dönülebileceğini, hayır, sadece sağa dönülebileceğini, evet, yolun tüm yönleri açık olduğunu. Dikkat ederseniz burada yeşil ışığımız sadece sağ dönüş içindir. Cevap Ceyhan. 11. sorumuz. Baktığımız zaman ışıklı trafik işaret cihazında taşıtlara yeşil ışık yanarken yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Dikkat ettiğiniz gibi trafikte kırmızı ışıkta arabalar durur, yayalar geçer. Trafikte sarı ışıkta arabalar hazırlanır. Geçmek için yeşilin yanmasını mutlaka ne yapması gerekiyor? Beklemesi gerekiyor. Trafikte yeşil ışıkta arabalar geçer, yayalar bekler. Evet, burada bize sorulan soru, taşıtlara yeşil ışık yanarken yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Tabii ki yayalar ne yapması gerekiyor? Beklemesi gerekiyor. Yol boş işte karşıya geçmeleri yanlış. Toplu olarak karşıya geçmeleri yanlış. Yayalara yeşil ışık yanıncaya kadar beklemeleri evet doğrudur. Cevabımız Ceyhan. 12. soruya geldik. 12. soruya bakalım. Yolun yayalara kapalı olduğunu, yayaların taşıt yoluna giremeyeceğini belirten trafik ışığı aşağıdakilerden hangisidir? Kırmızı ışıkta araçlar durur, yayalar geçer. Sarı ışıkta araçlar hazırlanır, yayalar bekler. Yeşil ışıkta araçlar geçer, yayalar bekler. Yaya figürünün yeşil yandığında yayalara yolun açık olduğunu, yaya figürünün kırmızı olduğu, kapalı olduğunu bize bildiriyor. Soruya tekrar baktığımızda yolun yayalara kapalı olduğunu, yayaların taşıt yoluna giremeyeceğini belirten trafik ışığı biliyorsunuz ki yaya figürlü kırmızı ışıktır. Yani cevabımız Ceyhan. Evet arkadaşlar, sorularımız bu kadar. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum. %100 size de çıkacak trafik ışıkları sorularını kaçırmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.